Milyonlarca öğrenci için ders zili çaldı ama her okul yeni eğitim yılına hazırlanamadı. O okullardan biri de Polatlı'daki bir ilköğretim okulu. Öğrenciler ders başı yaptılar yapmasına ama içindeki inşaat çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. İçeriler daha berbat. İşçilerin kıyafetleri öğretmen masasının üzerinde duruyor ve belli ki işçiler burayı dinlenmek için kullanıyorlar. Çocuklarımızı nasıl bırakacağız yalnız? Bırakamıyoruz da güvenip. Aslında çok eski değil. Okul 2007 yılında eğitime başladı. Daha açılır açılmaz drenaj problemi ortaya çıktı. İlk yıl okulu su bastı. Şimdi ise okul daha çok bir şantiyeyi andırıyor. Okullar 9 Haziran'da kapandı, 18 Eylül'de de açıldı. Ama iddialara göre 100 gün boyunca bu okula tek bir çivi bile çakılmadı. Nedeni ise ihalenin sonuçlanmaması ve okulların açılmasıyla birlikte adeta bir şantiyeye döndü. Giriyoruz işte, sen de giriyorsun, ben de giriyorum yani. Yani tabanca tüfek de olabilir bizde. Tehlikeli bir insan da olabiliriz. Aslında okuldaki inşaat daha okula adım atar atmaz başlıyor ve her yerde de devam ediyor. Bir diğer problem ise okulda herhangi bir güvenliğin olmaması. Burası okulun giriş kapısı ve güvenliğin olması gereken yerde kimse yok. Okula elini kolunu sallayan rahatlıkla girebiliyor. Aradan geçen 10 yılda okul bir harabeye döndü. Bir de ihale sorunu ortaya çıkınca tadilata bir türlü başlanamadı. Okulun hemen her koridorunda karşımıza çıkan manzara bu. İnşaat malzemeleri her yere savrulmuş durumda ve gerçekten okulun her yeri tozla kaplı. Burası da öğrencilerin kullandığı lavabolar. Aslında su da akıyor ama her tarafı kireç bağlamış. Gerçekten çok sağlıksız duruyor ve bir yandan da çocuklar bu okulda ders görmeye, eğitim almaya devam ediyorlar. Biz okullar açılana kadar bitecek dediler. Bitmedi. Şu anda çocukların başından beklemekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Okuldaki inşaat devam ettiği için okul bahçesi de işte bu durumda ve okulda temizlik de yapılamıyor. Nedeni de okulda temizlik görevlisinin olmaması ve temizliği veliler ve öğretmenler birlikte yapmaya çalışıyor. Veliler de ne yapacağını şaşırmış durumda. Okul müdürü de tayinini isteyince bir haftadır müdür de yok okulda. Yemin ederim yani girilecek durumda değildi. O kadar ama pis olur bir lavabo. Polatlı'daki ilkokulun öğrencileri daha kaç hafta bu sağlıksız koşullarda okula gidecek bilinmiyor. Veliler de bir an önce şantiyeye dönen okuldaki çalışmaların bitmesini istiyor.